Evet, bu akşam da yine vakit tamam, birlikte Ramazan diyoruz ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil İman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hadana lihada. Ve ma kunna linehtediye لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة اللهم ارحم رسولنا محمد حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار و
وَجَعَلْنَا عِنْدَكَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وَجَعَلْنِي عِنْدَكَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun inşallah. Allah Azze ve Celle'nin bizi yarattığı ve hayata adım attığımız, geldiğimiz günden beri bir yaşantının içerisindeyiz ve gün geçtikçe de belli bir yol alıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir Kur'an gereği وَمَنْ نُعَمِّرْهُمْ Kime ömür verirsek نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Onun yaratılışını gerisin geri çeviririz diyor Cenab-ı Hak. Hayata böyle bir ilkeyi, kaideyi yerleştiren Allah Azze ve Celle gidişatı hatırlatmak, süreci kişinin önüne koymak, Hazreti Ömer'in deyişiyle kefâ bil mevti vâdâ ölüm, yaşlılık bunlar vaiz olarak kişiye yeter. Kişinin saçlarının ağarması, şeklinin değişmesi, vücudunun farklılaşması hayatın yolculuğu içerisinde bize sonlu bir sürecin içerisinde olduğumuz gerçeğini hatırlatıyor. Ramazan da böyle bir gerçeklik yıldan yıla önümüze çıkıyor. Ve belli bir süre bizi kendi içerisine, belli bir sükunetle, sessizlikle içerisine alıyor ve belli bir düşünceye sevk ediyor. Ve bizler her Ramazan'dan diğer bir Ramazan'a bu salonlarda, başka salonlarda, camilerde, geçen Ramazan'da beraber saf tutturmuş, yanımızda bulunan insanlardan birer, ikişer eksilterek yol alıyoruz. Geçen sene falanca da vardı, o da hayattaydı diye yıl bazında baktığımızda elenenler, aramızdan ayrılanlar göze çarpıyor. Cenab-ı Hak böyle bir akış içerisinde yaratmasaydı da hepimizi toptan var etseydi ve hepimizi toptan yok etseydi. Sonra arkadakiler ölmüş, sonra arkadakiler ölmüş, sonra arkadakiler ölmüş. Cenab-ı Hak وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Siz baka dururken diyor. Sonra bunlar ölünce Hazreti Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. يَا رَبِّ هَاُولَٰئِ خِيَارُ قَوْمِ Bunlar benim kavmimin iyileriydi ya Rabbi. Çünkü onlar seçti. وَاَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبَع۪ينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا Cenab-ı Hak diyor ki Musa kavminden Cenab-ı Hak ile mikat için 70 kişi seçti. Yani sen gel, böyle iyilerini Cenab-ı Hak ile mikata, buluşmaya gidiyorlar. Bunlar da böyle çıktılar. Dediler ki hazır gelmişiz, duymak yetmez, duydukları halde görmek de istiyoruz diye taşkınlık edince Cenab-ı Hakk'ın fermanı gereği sahika geldi ve öldüler. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki ben böyle kavmin yanına gidersem geride kalanlar bunların da kötüleri. Ben onlara ne anlatacağım? Ya Rabbi dedi. لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَنَا مِنْ قَبْلُ وَاِيَّيْ Beni de onları da öncesinde helak ederdin.
Ama şimdi bu iş mikatta oldu. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا Bu sefihler yüzünden bütün hepimiz helak olacağız. Bunlar için yalvardı. Cenab-ı Hak اَحْيَيْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ Ölümlerinden sonra onlara hayat verdi. Nasıl hayat verdi? Bu kez tam geriden önce hayat bulan, sonra hayat bulan, sonra hayat bulan, her bir sonra önce hayat bulan bir sonrakinin canlanmasına tanık oldu. Hayat bulmasına tanık oldu. Böylece ölümlerini de sıralı gördüler, dirilmelerini de sıralı gördüler. Cenab-ı Hak onlara öldürmeyi de, diriltmeyi de, yaratmayı da, ortadan kaldırmayı da, öldürmeyi de göstermiş oldu. Bendeniz bunu okuduğum zaman şöyle demişti. Ya Rabbi, İsrailoğullarının bu kesimi, bu kimsecikler böyle bir kudretine tanık olmuşlar. Ama biz yani görmedik. Böyle öldürdüğünü, öldürdüğünü tekrardan dirilttiğini, hayat verdiğini. وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ Yaratmayı başlatan, sonra tekrar iade eden. Sonra biraz hayata dikkatli bakınca, hayatın aslında bu sistem üzere sirkülasyona sahip olduğunu gördüm. Uçtan yaşlı olanlar hayattan ölüme gözlerimizin önünde intikal ediyorlar. Geriden gelenler de hiç yokken Allah Azze ve Celle onları yaratıp hayatın içerisine dahil ediyor. Hiç yok. Dünkü bebe 2 yaşında, 5 sene önce hiç alameti yok, adı yok, sanı yok. Cenab-ı Hak yaratarak bir yandan aramıza atıyor, Allah Azze ve Celle bir yandan ölüm dediğimiz taraftan da aramızdan çekip alıyor. Biz bu iki parantezin arasındayız. Biz ara bir yerdeyiz. Bundan adımız gibi eminiz. Geldiğimiz ve ayrılacağımız yerin tam ortasındayız. Burası birden başlayıp birden kesmesin diye Allah Azze ve Celle arada bize bu parantez arası süreçte dalgınlığa yol açmasın. Kişi bu süreçte hep burada kalacakmış gibi sanmasın diye ortamı uyaranlarla donatmış, uyarıcılarla donatmış. Başta kendi yaşlanmamız bunun bir vesilesi. Sürekli yaşlanıyoruz. Etrafta birilerinin hayattan ayrılması bunun bir ayeti. Ve yıllık planda önümüze çıkan Ramazan ile Cenab-ı Hak bizi belli bu uyarının içerisine çekiyor. Yoldan, hızlı gittiğimiz yoldan ayrılıp istasyonda durak yapıyoruz. Hazreti Adem bunu duymamıştı. Hazreti Adem'in duyduğu "Uskun ente ve zavucukan cennet." Sen ve eşin cennete yerleşin. Ama ne kadar zaman? Şu ev sahibi bu kadar zamandır kalıyoruz bu evde. Bayağı da yaşlandı. Çok da manevi nasçısı yok yani. Bize burayı tapu etse de rahatlasak modunda bir şey bu. İblis dedi ki ben yolunu biliyorum. Ne yani senin dediğin yolda biz burada ebedi kalacak mıyız? Evet. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ Onlara kasem etti ki ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Allah yaratmış, onca nimeti vermiş. Cenab-ı Hak onların iyiliğini bilememiş. İblis gibi hiç onlara bir şey sağlamamış biri onlara kasem ediyor ki ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Peki ne yapmamız lazım? هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ Ben size sonsuzluk ağacını göstereyim. Vay be! Sonsuzluk ağacı. Duydunuz mu? Cenab-ı Hakk'ın şu ağaç dediği لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَا Yani o bu, هَذِهِ الشَّجَرَا Bu ağaç. Cenab-ı Hakk'ın dilinden o kadar bu ağaç. Ama şeytanın dilinden هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ Sizi sonsuzluk ağacına delalet edeyim mi? وَمُلْكِنْ لَا يَبْلَا Ve bitmez, tükenmez bir mülk. Bize de dünyada böyle satıyor. Senin evin var bir tane, ötekine geçmek, ona yönlendiriyor. Bak sizin de böyle bir
katınız olsun, böyle bir yatınız olsun, böyle bir malikeniz olsun. Orada çok mutlu olursunuz. Vah! Sonsuz mutluluklar var orada. Ne yapmamız lazım? İşte şöyle birkaç haram yol var, basit, Allah affeder. Onları göze alıp, parayı şöyle yapıp, böyle edip buraya geçebilirsiniz. Birlik atlayabilirsiniz. Ama mutlu olursunuz neticede. Sonsuz mutluluk. Artık ondan sonra gel keyfim gel. Ona demeli ki ya bunun vaat ettiğin o derin mutluluğun ucu önü arkası belli yani. Geldik kırkımıza, otuzumuza, ellimize. Şunun önünde ya iki onluk var ya üç onluk var. Yani üç onluk otuz yine de. O nasıl bir sonsuzluk ki beni vaat ettiğin? Yok öyle bir şey. Ama Adem'in çocuklarıyız biz de. Aleyhissalatu vesselam. Cenab-ı Hak dedi ki لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ Şeytan sizi de fitneye uğratmasın. كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ Sizin ana babanızı çıkardığı gibi مِنَ الْجَنَّةِ Cennetten ana babanızı çıkardığı gibi sizi de fitneye uğratmasın. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ben size bu kıssayı niçin anlatıyorum? Orada görün ana babanızı nasıl yanılttı, onların hangi tarafını harekete geçirdi, aynı tarafınızı harekete geçirecek. Buna sahip olsan diyecek ki yok yok bu sana zevk vermiyor bak görüyor musun? Ama şu zevk verir. Arada bir basamak var, o basamaka bir haram konulmuş, onu göze alman işte. Ona sahip olunca desen ki ya sen bana bununla mutluluk vaat etmiştin. Hani ayağımızı yerden kesse olacaktı her şey. Ayağımız yerden kesildi. Şimdi diğerlerine bakıyoruz. Daha üst, daha büyük araba, daha şöyle ev. Hiçbir kademede vaat ettiğini sen bize verdiğin yok. Sadece günah üstüne günaha çağırıyorsun. Bütün hayat böyle. Herkes sahip olduğuyla mutsuz, sahip olamadığına ihtiraslı ve istekli. Elde ederse mutlu olacağını zannettiği bir süreçteyiz. Allah Azze ve Celle dedi ki sizi de şeytan aynı fitneye uğratmasın. Benim size vermediğimi şeytan size veremez. Cenab-ı Hakk'ın size sağlamadığı, bize sağlamadığı mutluluğu biz kaçak bir yoldan elde edemeyiz. Hazreti Adem demeliydi ki bizi yaratan hayat nimetini bahşeden, bizi bu ortama iskan eden Rabbimiz onun bize sağlamadığını senin elinle mi elde edeceğiz? Bunu verecekse de Rabbimiz verecek. Biz elbette sonsuzluğu istiyoruz. Ama senin elinle değil, hem de Cenab-ı Hakk'ın yaklaşmayın şu ağaca dediği bir haramı sana inanarak göze alacağız. Hayır, hayır. Sen bizim için, Cenab-ı Hakk'ın bizim için olduğu kadar iyi olamazsın. Ne kadar kasem edersen et. Bize bir iyilik dileyeceksen Rabbimizden gelecek. Bir yedik hayır. Hayır senin elinde ya Rabbi. Tu'til mulke men teşâ. Sen mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi'ul mulke men teşâ. Dilediğinden mülkü geri alırsın. Ve tu'izzu men teşâ. Dilediğini aziz eder. Ve tuzillu men teşâ. Dilediğini zelil edersin. Bir yedik hayır. Hayır senin elindedir. Senin kudretindedir. Bir yedika, başkasından beklemem, ummam, istemem demek bu. Başkasının eliyle senin yasakladığın bir yolda bir şey beklemek istemiyorum. İbret alın, sakın ana babanızı yoldan çıkardığı gibi, cennetten çıkardığı gibi, sizi de benzer motivasyonlarla Cenab-ı Hakk'a karşı isyanı göze almaya çekmesin. Hayat sizin beklediğinizi şeytan eliyle size vaat edeceği bir yer değil. لَا يَفْتِنَنَّكُمْ شَيْطَانِ فَاَكَلَا مِنْهَا Varıp yediler ondan. İyi mi? Gittiler yediler. Sonsuzlaşacağız diye. اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ Bir de ne dedi? Dedi ki biliyor musunuz? Benden duymuş olmayın. Cenab-ı Hak niye yasakladı zaten? Baktı ki tav oldular. Biliyor musunuz niye yasakladı? مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا Rabbinizin sizi yasaklamasındaki neden? اِلَّا اَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ
ancak melek olursunuz diye اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ yahut sonsuzlaşırsınız diye Cenab-ı Hak size bu ağacı yasakladı. Sebep bu. Ya dediler. Buna evet demek ne anlama geliyor? Cenab-ı Hak bizim iyi olacağımız bir şeyi, daha iyi olacağımız, melek yaşayacağımız, sonsuzlaşacağımız bir şeyi Cenab-ı Hak bizden esirgediği için bize bu ağaca yaklaşmayın demiş. Şeytan baktı ki tam oldular, Allah hakkındaki zanlarını bozmaya çalıştı. Kul, Cenab-ı Hak bana bunu niye yasaklamış? Benim iyiliğimi istemiyor ondan. Çünkü benim mutluluğum orada. Ben ancak şunu içersem mutlu olabilirim. Ben ancak bunu yaparsam mutlu olabilirim. Ben ancak şunu, bunların da hepsini Cenab-ı Hak bana yasaklamış. Şeytan da hemen oradan diyor ki, söyleyeyim ben sana niye yasaklamış? Çünkü senin mutlu olmanı istemiyor. Allah benim mutlu olmamı istemiyorsa, benim iyiliğimi istemiyor demektir. O zaman Allah iyi biri değil. Kötü biri. Yani Allah hakkındaki zannımızı bozmaya çalışıyor. Bir evladın annesi hakkındaki zannını bozması. Annem biliyor musun niye öyle yapıyor? Şöyle, yani benim annem benim kötülüğümü mü istiyor? Vallahi acı gerçek bu ama işte görüyorsun. Bunu hayatta bir kimsenin, evladının annesi babası hakkında, hani anneye babaya kötü davranmak bile bunun yanında basit kalır. Onun kötü olduğunu sanmaya başlamak çok yıkıcıdır. Allah Azze ve Celle için de öyledir. فَلَمَّا أَسَفُونَ Cenab-ı Hakk'ı eseflendirir. Kulun Allah Azze ve Celle'yi kötü bellemesi, zannını bozması, şeytana inanıp Cenab-ı Hakk'ı kötü bilmesi. فَعَصَى اَدَمُ رَبَّهُ Adem aleyhissalatü vesselam Rabbine asi oldu diyor Cenab-ı Hak. فَغَوَى Böylece yanlış davranışa gidiyor. Bu bizim için bir örnek, aynı fıtratın, aynı yaratılışın, aynı kişinin sülbündeniz. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Onun Allah Azze ve Celle sırtından bizim zürriyetimizi, neslimizi, bizleri çıkardı. Aynı tabiattayız. Dolayısıyla oradaki ibret bizim için çok önemli. Cenab-ı Hak dikkat edin dedi. Hayatın maksadı, muradı ve gayesi. Bütün mesele buraya gelip odaklanıyor. Şeytan gelip bize yıl boyunca diyor ki bu hayatı yaşamanın ben sana yolunu söyleyeyim. Bu hayat öyle Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yasaklarına, bu olur, bu olmaz dediği hususlara dikkat ederek yaşanacak bir yer değil. Cenab-ı Hakk'ın sana ötede vaat ettiği o sonsuzluk, o gelecek, o sudaki balık ben sana çok yakın bir gelecekten ve mutluluktan söz ediyorum. İyi peki ne yapmam gerek dediğimizde Allah Azze ve Celle'yi denklemin dışına çıkarıp hayatı seküler bir bakış açısıyla, yani artık Cenab-ı Hakk'ın olur dediği, olmaz dediği, olsun dediği, olmasın dediği şeyler çok önemli değil. Önemli olan ben istediklerime kavuşuyor muyum? Ben elde etme istediklerime ulaşıyor muyum? Bu bir yaşam biçimi, bu bir hayat biçimi. Böyle bir kimsenin adı Müslüman dahi olsa gayesinde problem oluşmuş demektir. Amacı problemli hale gelmiştir. Müslümanın muradı da düzgün olmalı. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا Cenab-ı Hak, dünya hayatını murad etmek, amaçlamak, bunu bir murad olarak gösterdi. Bir de وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا Kim de ahireti murad ederse ve onun çabasını, gayretini ortaya koysa. İki türlü yaşama biçimi var. Bu hayat tarzı. Biri, hayatı iki parantez arası yaşadığı bilincinde bir süreliğine yaşadığını bilen ve gayesini, amacını bir süreliğine olduğu yere değil, kalıcı yere, yani elimde ne kalacak? Son derece makul bakıyor. Onu da yapacağız, bunu da yapacağız.
Şurada bu kadar bina dikeceğiz. Tamam. Sonra şurada da bina dikeceğiz. Sonra burada da yapacağız. Sonra biz öleceğiz. Bunlar öylece kalacak. Hepsi bu muydu? Yani adamın üzerine tapuyu yapmadığındaki durum neyse buradaki durum da aynı. Cenab-ı Hak dikkatimizi çekti. Dedi ki bakın مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا ne demek? Sizin oradakiler elinizde kalmıyor. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ Allah'ın katındakiler ise bakidir. Cenab-ı Hak kalıcı bir şey vaat ediyor. Şimdilerde böyle elektronik marketler var. Giriyorsunuz, son derece teknolojik aygıtlar sergileniyor. Ama hepsini bağlamışlar. Elinize alabiliyorsunuz, kurcalayabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ama kapıdan dışarı çıktığınızda her şey orada kalıyor. Hiç orada birbiriyle kavga edenler gördünüz mü? O senin olsun, bu benim olsun diye. Hiç orada eline aldığı cihazı yüzüne gözüne süren, onunla mutlu olan, heyecan yapan gördünüz mü? Olmaz. Çünkü giriş, kapının girişi burası marketin. Çıkışı burası. Burada bir süre oyalanıyor, bakıyor, ötekini deniyor, belikini, çocuklar da var. Çocuklar bile olayın farkında, çıkışta götüremiyorlar. Çünkü o aygıtların hepsinin arkasından buraya bağlı. Dünyanın bundan bir farkı yok. Girerken bizi hemşirenin sardığı o bez ile çıkarken bizi hoca efendinin sardığı bez arasında hayattaki her şeyin bağlantısı burada kalıyor. Efendim ama bunun arası biraz daha geniş. Ama gerçeği farklı değil, aynı. Kalıcı olup olmaması bakımından akledip üst bir bakış açısıyla hayatı okumak mı istiyoruz? Yoksa biz dalgınlıkla hep kalacakmış gibi hayata bakmak mı istiyoruz? Biri dese ki bu çok önemli mi? Deriz ki çok önemli çünkü bu iki türlü yaşam tarzına yol açıyor. Biri birinden tamamen farklı iki hayat tarzı tam da buradan doğuyor. Biri hayatı kaldığı ve yaşadığı hep kalacağı yer gibi algılıyor, öyle yaşıyor. Ölüm onun önüne bir duvar gibi ansızın çıkıyor, çarpıyor ve bitiriyor. Yani o 200 kilometre hızla giden bir aracın, 300 kilometre hızla giden bir aracın beton bir duvara çarpması gibi çarpıyor. Buradaki bütün bağlantıları bıçak gibi kesiliyor. وَحِي لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ Arzu duydukları her şey ile aralarındaki bağlantı kesiliverdi. Bitti. Bütün hepsi üzüntüye, hepsi şok etkiye bıraktı. Hayat böyle sonlandı. Bir yaşam tarzı böyle sonlanıyor. Ölüm ansızın kesiyor. Hiç beklenmedik, istenmedik bir son olarak. Ben böyle bir sona razıyım. Ben böyle yaşayacağım. Ölüm de beni bıçak gibi kessin. Nereye götürüyorsa götürsün. Ölüme yaklaştığım zamanlar iyice huzursuz olayım. İyice ya nereye gideceğiz? Biz de artık iyice yaşlandık. Şimdi Avrupa'da yeni yeni beliren, artık şöyle 40'ını 50'sini deviren, hayattan artık tat alamadığı, her istediğini yiyemediği, oraya buraya eğlenceye fazla katılamadığı, beden yaşlanmış ya, diyor ki ben artık bu dünyadan gideyim. Bu ölümü bekleme sürecinin acısını ve sıkıntısını yaşamayayım. Gidiyor sıra alıyor. Ne sırası alıyor biliyor musunuz? Ötenazi sırası alıyor. Bizim doktor sırası alır gibi ama bizim doktordan sıra almamız şifa için. Allah Azze ve Celle bir vesile bize şifa versin diye, iyileşelim diye. Biz hayatı Allah'ın namına yaşıyoruz. İyi gününü de, kötü gününü de ama her gününü elhamdülillah. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ala kulli halin. Her halimize hamd ederek. İyi günü yaşattığı gibi, sıkıntılı günü de nimeti tattırdığı gibi, acıyı da, sevinci tattırdığı gibi, üzüntüyü de, her şeyi وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَ Güldüren de o, ağlatan da o. Rabbimizle olan ilişki olarak görüyoruz hayatı ve onun adına güzelliği de hamd ile, sıkıntıyı da hamd ile karşılıyoruz ki
her ikisinden de sevap kazanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اَعْجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ Bu müminin işi ne acayiptir. اِنْ اَصَابَتْهُ Eğer ona kötülük isabet etse, sabara, sabreder. Bu onun için hayır olur, sevap yazılır. Ona hayır isabet etse, şükreder. Bu da onun için sevap olur, güzel neticelenir. Bu, hayatı Cenab-ı Hak adına yaşamak, hayata sonsuz bir beklentiyle bağlanmamak, sonsuz arzuları, sonsuz hayata yani olması gereken yere bağlamak. Sonsuz olmayan bir yere sonsuz beklentiyle bağlanmak kadar ahmakça bir şey olamaz. Ya buranın kendisi sonsuz değil. Senden önce milyarlarca adam yaşadı. Hepsi ve çoğu senin gibi bu hayata bağlandı. Hepsi aynı akıbete uğradı. Bu kadar denenmiş. Tekrar denilir mi? Ayrılacağın günün farkında olarak yaşamak, burada kalmıyoruz. Sadece gelip geçiyoruz. Bize bu Ramazanlar üzerimizden gelip geçerken, karanlığın gece ve gündüzün üzerimizden her 24 saatte gelip geçmesi gibi Ramazan da üzerimizden gelip geçiyor ve kelebekler gibi şu kısa ömrümüzde bize hep aynı şeyi haykırıyor. Sizler de gelip geçmektesiniz. Kim bilir kaç Ramazanınız kaldı. Şurada olan insan sayısı kadar herkesin kalan Ramazan sayısı var. Aranızdan hayır benim öyle bir kalan Ramazanım yok. Ben sonsuz buradayım. Siz ölümlüler kendi halinize üzülün diyecek tek biri yok. Hepimiz biliyoruz ki hepimizin kalan Ramazanı var. Belki bu görüntüler, bu kayıtlar ileride izlendiğinde, bizler ömrümüzü tamamladığımızda, meğer hocanın şu kalan Ramazanıymış diye o sayıyı da bilecekler o gün. Ama ben bugün bilmiyorum. Siz de sizinkini bilmiyorsunuz. Bilseydi ne değişirdi? Çok şey diyecek olanlar varsa, ben de diyorum ki, niçin bildiğimizde çok şey değişiyor? 20 varsa, 15 varsa, 30 varsa, 7 varsa, 5 varsa neden çok şey değişiyor? Zaten sınırlı sayıda kalmasını bilmekle 27 olmuş, 17 olmuş, 30 olmuş, 40 olmuş. Bunun arasında ne kadar çok fark var. Sonsuzluk üretecek kadar hep burada kalıyormuşuz. Sanacak kadar bir fark var mı? Olabilir mi? Üzerimizden geçen Ramazanlar bizim de hayattan bir gölge gibi gelip geçtiğini bize aykırıyor. مَا عِنْتَكُمْ يَنْفَدُوا Sizin taraftakiler tükeniyor. Dün hayatlarına imrendiğimiz, zenginliklerine şöyle aşağıdan yukarı baktığımız kimseler öldüler, vefat ettiler. Şimdi onların ne mülkiyetlerinin ne varlıklarının esamesi okunmuyor. Biz hayatı aynı hayalin peşinde dünya amaçlı mı yaşayacağız? Yoksa o beton duvarlara 200 kilometre hızla çarpan araba gibi değil de normal müminin o diğer yaşantı tarzının ölümü nasıl oluyor? Böyle ölüme doğru geliyor, yavaşlayarak geliyor, geliyor, geliyor. Sınırda duruyor, kapısından açıyor, iniyor, yürüyerek ölüm kapısından geçiyor gibi. Neden? Çünkü onu satın almış önden ve onun hazırlığını yapıyor. Biliyor, biliyor, biliyor. Ve özlemle, hevesle, her şeyden hayatta koparken ahirete doluyor. Dünyadan boşalırken ahirete yoğunlaşıyor. İyilerin dünyadan göçtüğü süreçler, dünyadan ahirete geçtiği süreçler مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kişileri uyandırmak için, bilinci açmak için, hayata sonsuz beklentiyle bağlananlara ya eyvah eyvah, demek sen bütün sonsuzlukla buraya bağlandın öyle mi? İstanbul'da bir saray var, Dolmabahçe Sarayı. Orayı geziyoruz. Bizi gezdiren rehber dedi ki, bir portrenin önüne geldi. Dedi ki, falanca sultan bu. Burayı yaptıran
İşte kaç yılında yaptırmış burayı? 10 yıl mı, 20 yıl mı, 30 yıl mı? Rakamları unuttum. Sonra da içine taşınmış. Hemen sordum ne kadar kalmış? Güldüm. Ya dedi işte 5-6 ay mı dedi, 1,5 sene mi dedi. Yani yapımı bile yıllarca süren bir güzelim nadidedir. Dolma, denizi doldurarak yapılmış sarayda geçirdiği vakit çok kısacık. Dedim çok ibretlik ya. Çok ibretlik bir durum bu. Bu kadar güzel bir, ihtişamlı bir sarayda insan niyet ettiği yapımında niyetini geçirdiği zaman kadar bile kalamadığı bir hayattan söz ediyoruz. Allah Azze ve Celle kitabının başından sonuna kadar girişte bilirsiniz. فَلَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُتَد۪ينَ Cenab-ı Hakk'ın vaadini satıp ondan vazgeçip dünyayı satın alanlar, dünyanın beklentisine girenler, Cenab-ı Hakk'ın emir, yasak ve buyruklarını dikkate alıp sonsuz bir geleceği ümit etmektense onlar hepsini böyle dağıtıp kafadan silip ben bu dünyaya odaklanıp yaşayacağım demek iki farklı yaşam tarzıdır. Diyeceksiniz ki hepimiz Müslümanlarız. Öyle de yaşasak, öyle de yaşasak neticede hepimiz aynı yere gideceğiz. Ni acaba? Cenab-ı Hak dedi ki اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ جِتَرَحُ السَّيِّئَاتِ Kötülükleri yapanlar bizim onları كَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amelleri yapanlarla aynı tutacağımızı zannettiler. Bir defa kötülükler önce elle başlar, ayakla başlar. Yani amel planında. Ama kişi sanırsa ki bunlar hep el kiri gibi elde kalır, ayakta kalır. Elhamdülillah kalbimizde imanımızı saklıyoruz, muhafaza ediyoruz. Biraz cehenneme belki girsek de imanımız olduğu için en sonunda cennete gideriz. Böylece evet biraz yanmayı göze alıyoruz ama en azından dünyayı da kaçırmıyoruz. Ahireti de nihayetinde elde ediyoruz. Zekice görünüyor. Böyle mi? Böyle olmayabilir. Cenab-ı Hak dedi ki o ellerinizle işledikleriniz o dışarıdan kötü amel sadece imanımla bir irtibatı yok sandıklarınız hiç de öyle olmayabilir. Kalla ben rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Cenab-ı Hak kalla diyerek uyardı, hatırlattı. Aman ha dikkat edin hiç öyle olmayabilir. İşledikleri kötülükler kalplerine leke bırakıyordu. Aman Allah'ım ben sadece elimin kiri zannediyordum. Yıkayınca da geçer gider. Kalbim içeride çok korunaklı, muhafazalı. Oraya hiçbir şey bulaşmıyor zannediyordum. Hayır. Cenab-ı Hak merken uyetsin kazandıkları kalplerini lekeliyordu. O zaman tehlikeli bir süreç işliyor demektir. Kötülük yaptıkça, kötülük de iki çeşit. Evet, zina yapmak kötülük, hırsızlık yapmak kötülük, yalan konuşmak kötülük, usulsüzlük yapmak kötülük, insan hakkına girmek kötülük, eziyet etmek kötülük. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın yapmayın ha dedikleri şeyler. Ama sadece bunlar kötülük değil. Kötülük sadece, günah sadece yapma denileni yaparak olmaz. Bir başka çeşidi de yap denileni yapmayarak oluyor. Şimdi onları söyleyeyim. Namaz kılmamak kötülük, günah. Oruç tutmamak kötülük, günah. Allah emrettiği şeyler bunlar. İmkanı varsa hacca gitmemek, zekat vermemek, Allah'ın yap dediği her salih ameli yapmaya yanaşmamak da kötülük. Cenab-ı Hak iblise yap dedi, iblis yap denileni yapmayarak melun oldu. Hazreti Adem ise yapma denileni yaparak günahkar oldu. Biri tevbe etti, Allah Azze ve Celle bağışladı. Öteki tevbe etmeye bile yanaşmadı, diklendi. Yapmam yapmam dedi. Lanetten, rahmetten
kovuldu. Dolayısıyla hayatın içerisinde biriktirdiğimiz günahlar, ister yap denileni yapmayarak, ister yapma denileni yaparak, biz bunları, bu günahları işledikçe sadece elimizde ve azalarımızda kalmıyor. Oradan kalbimize uzanıyor. Kalbi lekeleyip duruyor. Ne olur lekelerse, lekeler, lekeler. Üst üste leke koydunuz, leke, karaltı, karaltı, karaltı. İşte tehlike de ondan sonra başlıyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Bela, men kesebe seyyiyeten. Bir kimse bir tane günah kazansa, bir tane günah. Ama sonra devam etse ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini. Sonra وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَتُهُ Bu hataları onu kaplasa, yani elden başlıyor böyle böyle, kangren gibi böyle uzuyor, kalbe, ayaktan kalbe bütün vücudu sarıyor. Kalbi de kuşatıyor. وَاَحَاطَتْ بِهِ Artık ona iman da bırakmıyor. Dolayısıyla kötü amel, amel kalır, iman orada sağlam kalır diye zekice bir düşünce yok. Kötü amele devam edilirse iman tehlikeye girmeye başlar. İtikat alimlerimiz iman eğer fanustaki ateş ise amel onu koruyan o fanus gibi cam etraftaki. O cam çerçeve olmazsa rüzgarın ortasındaki bir alev gibi kalır. Bilmezsin ki şuradan estiğinde mi söner, buradan estiğinde mi iman bakmışsın ki sönmüş. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki وَاَحَاطَ بِهِ خَطِيَتُهُ Bu hataları onu ihata edersen فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ Onlar ateşin halkıdırlar. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Onlar orada sonsuzdurlar. Biz biliyoruz ki sonsuz cehennemlik amelden olmaz, günahtan olmaz. Ama günah kişiyi çepeçevre ihata eder, imanını da artık ondan alır götürürse, o kişi ebedi cehennemlik olur. Bu bakımdan amel dediğimiz o yaşam tarzı, Cenab-ı Hakk'ın olur dedikleri ve olmaz dedikleri, yap dedikleri ve yapma dediklerine hayatımızda yer vermeyerek yaşıyor ise, dünya amaçlı ve esaslı yaşıyor ise, bu yaşantı tarzının ucu çok tehlikeli bir yere çıkıyor. Dolayısıyla iman varsa kişi bu kez Cenab-ı Hakk'a inandığını söylediği, Cenab-ı Hakk'a hayatında yer verecek bir hayat tarzına doğru. Allah buna olur diyorsa olmalı, olmaz diyorsa olmamalı. Cenab-ı Hak bunu yap diyorsa yapmalı, bunu yapma diyorsa yapmamalı. Akşamdan sabaha hepsi olmaz tabii ki. Ama her Ramazan bize iyileşme, biraz daha hayatımızdaki kötülükleri azaltarak bu senede artık gıybeti hayatımdan çıkarıyorum. Bu senede artık bundan böyle ticaretimde faize artık bulaşmıyorum. Bu senede, bu seneden itibaren artık namazı atlak mutlak değil, düzenli kılmaya, çünkü her sene Cenab-ı Hakk'a bir sene daha yaklaşıyorum. Bu Ramazan'ı da kaçıramam gari dedirtecek etki yapıyorsa, o zaman bizde bir karşılık buluyor demektir. Ramazan bize gelmiş demektir. Yoksa öncesiyle Ramazan'ın girişiyle çıkışı arasında hiçbir fark yoksa, şimdiki moda tabirle artı değer, katkı değer, sana ne bıraktı diye bize bir şey kalmamışsa, bize Ramazan uğramamış gibi olur. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Kıymetli misafirlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinişleri Yüksek Kurulu Üyesi
ve Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocama çok teşekkür ediyoruz. Hocam iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Evet, hocamızı bırakmıyoruz. Bir müddet daha sahnede tutuyoruz ve kendisine çiçek takdim için kıymetli il müftümüz Doktor İsmail Çiçek'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyurun sayın müftü. Ben de Bismillah, innelhamdülillah, salaten ve selamen ala Resulillah diyerek başlayayım. Hocamın bu güzel kelamı üzerine ne söylenir bilmiyorum. Mustafa hocam mikrofonu tutuşturdu ama yüreğine sağlık hocamın. Bunu saymıyoruz, yine bekliyoruz. İnşallah yayınları arkadaşlarımız dinlerler. Yarın tekrar yayınlanacak. Umut ediyorum. Biz ziyadesiyle istifade ettik. Salon adına hocamdan biraz özür diliyorum. Ramazan'a geldi, böyle oldu. Hocam inşallah tekrarını bekliyoruz.